Ve konuşuruz. Ata Yatırım Baş Ekonomisti Güler Girgin'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen ALB'ye dönüyoruz. Arda bizi bekliyor orada. Merhabalar Arda Coşar. Merhaba. İyi çalışmalar dilerim. Hızlıca BIST 100'le başlayalım. Nedir performans İstanbul Borsası'nda? Öncelikle FOMC kararlarından sonra görülen sert yükselişten sonra dünya borsalarıyla beraber BIST 100'de kar satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda Fed'in şu an için yapmadığı tahvil alım programındaki azaltımın önümüzdeki dönemde tekrar gündeme geleceğini dinlendirmesinin de BIST 100'e negatif katkı yaptığını gördük. Bu sabah BIST 100'de bir toparlanma çabası olsa da başkan başçının konuşmanda beraber BIST 100'ün değer kaybettiğini gördük. BIST 100 şu an 77.500 seviyesini kırdıktan sonra şu an 76.500 desteğini test ediyor. Bu desteğini kırması durumunda BIST 100 75.000 seviyesini hedefleyebilecektir. Ayrıca şu anki mevcut fiyatından 75.000 seviyesine kadar gapleri var BIST 100'ün. Onu da kapatma çabasına girdiğini görüyoruz. Önümüzde günlerde BIST 100 75.000 test edebilir. Test etse bile ancak uzun dönemde yönün hala yukarı olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Peki Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı konuştuktan sonra dolar TL tarafında bir yükseliş vardı. 2'yi gördü, üzerini gördü parite ama şu an bir miktar altında. Nedir dolar TL'deki yön ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Başçı bugün faiz silahını enflasyon için kullanacağını, döviz kurlarına görülen volatilite için ise rezervlerini kullanacağını, bunun için faizi kullanmayacağını belirtmesiyle beraber dolar TL'de yukarı yönlü hareketin hızlandığını gördük. Bu kapsamda dolar TL bu konuşmayla beraber 1.9950 direncini yukarı yönlü kırdı ve şu anda dünyada baktığımızda dolar endeksinin değerlendiğini görüyoruz. Gelişmekteki olan ülke kurlarının değer kaybettiğini görüyoruz. Bu kapsamda hem yurt dışı etkisiyle hem başlı konuşmasıyla beraber dolar TL'nin güçlü seyrettiğini ve yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Şu anda 1.9950 seviyesinin üzerinde işlem görüyor dolar TL seviyesi paritesi. 1.9950'nin üzerine kalmaya devam ettiği takdirde 2 psikolojik direncini de kırdığı takdirde önümüzde günlerde 2.0225 ve 2.0385 seviyesi dolar TL tarafından hedeflenebilir. Geri gevşemesi içinse tekrar bakmamız gereken seviye 1.9950 seviyesi. Eğer 1.9950 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa tekrar 1.9755 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak dolar TL'nin güçlü olduğunu görüyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Peki. Çok teşekkürler Arda Coşar. İyi çalışmalar. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra akıllı para kaldığı yerden devam edecek.